Yoksunuz. Efendi Hazreti, ne kadar güzel şey yapardı. İşte kapıda Hacı Musa Musa Efendi derdi fakir şey muracaat etti. Şuna bir yardım topla çıkanlardan. Böyle bağırırdı. Sonra derdi ki dur ben teşvik edeyim. Hemen cebinden cüzdanı çıkardı. Parayı da görmüyor, gözü de görmezdi. Parayı da bilmezdi kaç lira. Öyle ki evine geleni verirdi. Kürsüden derdi ki şunu kapıya kadar götür. Gönderin yani. Teşvik olsun derdi. Şimdi orada hemen bir şey söylerdi. O kafamda çok yerleşmiş bilinçaltımda. Derdi ki, size ne gösteriş yapacağım derdi. Şimdi yani cebinden çıkarttı para gönderdi falan gösteriş oluyor mu manazda? Ama hem onu teşvik için yapardı, sünnet diyor. Sahabede yapardı çünkü. Hem sünnete ittiba derdi, hem de riya bizde oluşma tehlikesi olan riya vehmini izale etmek için derdi ki, cennetiniz yok ki beni koyasınız. Cehenneminiz yok ki Efendim beni ondan kurtarasınız Size göstersem ne olur Göstermesem ne olur Şimdi bu şuuru o zamandan verirdi Hakikaten geldiğimiz nokta oraya dönüyor Yani cennetin yok Ümitleneyim ki bu beni cennetine koyar e Cehennem senin elin dedi ki Sana sığınayım Veyahut da cehennemden uzak olmam için Senden bir şey beklentiye gireyim O zaman cemaat gibisiniz e, min muraatim işte o zaman ne olur sen onları donuk varlıklar gibi görürsen litahlusa ta ki kurtulursun min muraatim onlara gösteriş yapmaktan kurtulursun çünkü neden faydası olmayan zarar olmayan dire gösteriş yapıyor muyum e buna niye yapayım ne faydası var bana dersin gösterişten halas olursun efendim kul kullum min indillah. Yaratılmak bakımından her şey söyle ki Habibim Allah katındandır. Sebebiyet ayrıdır. Sebebiyet seni sebep eder, onu sebep eder. Ama yara o yaratmadan olmuyorsa hiçbir fayda ve zarar sana ulaştırılamıyorsa o zaman kimseye gösteriş yapmaktan efendim bir maksadın olmaz. Ve meta ne zaman ki tahsebum sen insanları zan Melekleri sanarsın veya cinleri sanarsın. Zevi kudretin ve iradetin. Ya şu melek kendi başına gücü var gelip bana yardım edebilir. Veya şu cinle anlaşırım. Bazı cinciler var cinlerle de görüşüyorlar bir şey diyor. E bu cinden ben yardım alırım. Şeklinde o melek olsun, cin olsun, beşer olsun, insan olsun. Sen onu kudreti müstakil olan, iradesi özel olan, kendi başına isteyip yapabilen bir varlık olarak görüp görüştürdüğün zaman le yev'ude anker senden gösteriş hastalığı asla uzak olmaz. Anladın? Çareyi bulduk değil mi? İlacı bulduk. Devamlı benim bu direkt meselesini aklınıza getirin. Ben de getireceğim bundan sonra. Böyle içime bir şey gelse ya millet seni dinliyor. Yok şurada sağdan baktılar, yok şurada tavafta beni gördüler. Aa falan hocam falan. Hemen aklıma ne gelecek şimdi benim? Kabe'nin direkleri onlardan daha faydalı. Değil mi? Kabe ahirette ne yapacak? Şahitlik yapacak. Onun garantisi var hadiste ama senin şahitliğin geçerli mi? Onun garantisi bile yok. O zaman Kabe'nin Rüknü Yamanisi Hacerül Esvedi o tavaftaki yüz binden bir milyondan bin kat daha faydalı. O görsün. Allah'ımın huzurunda şahit edeceği hakkında hadis var hiç olmazsa. Ee, i̇nsanlar da birbirine şahitiz ama e ne belli özelde senin şahitliğini Allah kabul edecek mi? Senin sıfatın tutuyor mu?